Haydi yazılımcılar ekran başına. Bugün gündem teknolojide Türkiye ekonomisine önemli katkı değer sağlayan önemli sektörlerden biri yazılım sektörünü konuşacağız ve ThoughtWorks Türkiye Ülke Müdürü İsa Göksu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İsa Bey. Çok teşekkürler. Şimdi yazılım sektörü hakikaten artık son dönemde gözde olan sektörlerden biri. Neden katma değeri yüksek, kariyer olanakları ve fırsatları yüksek? Aynı şekilde maaşları da yüksek olan evet. Bir sektör değil mi? Haliyle böyle olunca yıldızı parlayan, geleceğin belki de kariyer iş anlamında en gözde mesleklerden biri. İsterseniz önce yazılım nedir? Bunu tartarak başlayalım. Şimdi bugün bir para ATM'sine gittiğimiz zaman bu ATM makinesine yaptığımız bir para transferini veya herhangi bir bankacılık hizmetinin arkasında da yazılım sektörü var. Veya cep telefonumuza bir SMS gönderirken bu SMS'i de sağlayan yine yazılım sektörü. Aslında bütün her şeyin inşaatın temelini oluşturuyor yazılım sektörü. Peki Türkiye bu yazılım sektöründe dünyadaki bu haritadan ne kadarlık pay alıyor? Biz neredeyiz? Dünya nereye ulaştı? Biz daha hala küçük bebek adımlarla mı ilerliyoruz? Evet, yazılım esasında donanıma hükmetme yöntemi diyelim. Donanım belki işin mekaniği, yazılımsa işin dinamiği ve beyni diyebiliriz. Doğal olarak teknolojik trendler ilerledikçe yazılım sektörünün önemi de gittikçe artıyor. Doğal olarak burada yeni iş olanakları çıkıyor ve bunlar çok özelleşebiliyor aslında. Türkiye olarak yazılım sektöründe nerede izlerseniz, tabii nasıl, hangi açıdan baktığınıza göre değişir ama yazılım sektörünün 150-200 milyar dolar civarında bir sektör olduğunu biliyoruz dünyada. Core yazılım dediğimiz core software'in. Fakat biraz daha etrafındaki çeşitlilikleri de değerlendirirsek 5 trilyon dolarlık bir sektöre bakıyoruz esasında. Türkiye açısından neredeyiz? Türkiye açısından 7-8 milyar TL civarında bir yerlerdeyiz esasında core yazılımda. Bu da 2 milyar dolar demek aşağı yukarı. Ama yine surroundingleriyle baktığınız zaman önümüzdeki 5 yıl için beklenen rakam 250 milyar dolar civarında. Bu da ciddi bir rakam tabii. Ama bugün itibariyle 5 trilyon dolarlık pazarın içerisinde sadece 2 milyar dolarlık bir pazar payına hakimiz. Belki %1'in de %1'in daha henüz çok altındayız değil mi? Bu alanda yapacağımız çok şey var tabii ki. İlk önce inovasyonu Türkiye'den başlatmamız gerekiyor. Henüz burada biraz daha bebek adımlarındayız. Biraz daha marketin de belki doğru söylemek gerekirse montaj sanayi olmasından kaynaklı bir durum var. Sürekli belli ürünleri alıp bunları konumlandırıp özelleştirmeye çalışıyoruz. Bu da hani bir yerden sürekli aynı tarz elbiseyi almaya benziyor. Artık teknolojik trendler öyle bir noktaya geldi ki insanların, firmaların, şirketlerin, ülkelerin ihtiyaçlarına göre yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Ki bu noktada hani özelleşmiş, müşteriye özel yazılımları üretmezseniz, inovasyonu eğer şirketin çekirdeğine koymazsanız, bu noktada işte böyle %1'lerde kalma durumumuz oluyor. Evet, siz önemli bir konuya da değindiniz. Şimdi dünyada tabii baktığımızda Amerika, bilişim ve teknolojinin kalbi Amerika diyoruz. Evet. Silikon Vadisi'nden birçok şey doğdu ama bugün Seattle'dan, Chicago'ya birçok noktada başarılı teknoloji şirketlerinin merkezlerini görüyoruz keza. Türkiye'de peki yazılım konusunda strateji belgesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Şimdi bir adlandırıldı ama daha tam anlamıyla da altı doldurulmadı. Başarılı olmak adına nasıl bir yol çizmeleri gerekir? Bir, bunu sormak istiyorum. İkincisi, yazılım sektörü, yerel yazılımlar Türkiye'de yeterince desteklendiğine inanıyor musunuz? Kamu tarafından da. Evet, aslında yapılan ciddi çalışmalar var fakat en azından benim bilgim dahilinde şu an için çok sonlandırılmış bir çalışma göremedik. Öyle diyelim, ben 2 senedir Türkiye piyasalarındayım. ThoughtWorks olarak da sanırım 2 seneyi dolduracağız yakında. Gözlemlediğimiz çok ciddi çalışmalar var. Hükümetinizin yapmış olduğu programlar var. Ama bunlar hala belki akademisyen desteğinin eksikliğinden kaynaklı olarak, belki marketteki büyüklerin contribution'u veya desteğinin azlığıyla bir türlü daha henüz şekillenemedi. Biz de sizin gibi bekliyoruz esasında. Önümüzdeki günlerde zannediyorum bir şeyler olacak. Yapılması gereken ciddi adımlar var. Biraz şekillendirelim isterseniz. Neden Silikon Vadisi, Silikon Vadisi ve bizim Türkiye'de bir hala bir Silikon Vadimiz yok. Aslında birçok program var biliyorsunuz. Teknokentler oluşturuldu. Her üniversitenin desteği altında hükümetimizin çok ciddi destekleri var, vergi indirimleri var. Ama hala akademisyenlerle marketin ciddi bir alignment dediğimiz hani ortak hareketinde
eksiklik var şu an Türkiye'de. Hı hı. Yurt dışında bir Amerika'yı ele alalım mesela. Peer reviewed article dediğimiz yayın sayısı, başkaları tarafından da onaylanmış yayın sayısının 542 bin civarında olduğunu biliyoruz mesela geçen sene için. Türkiye'de bu rakam sadece 37 binlerde. Hı hı. Böyle değerlendirdiğinizde daha bizim nereden bakarsanız 20-30 kat daha yapmamız gereken çalışma var. Avrupa'da ciddi atak var bu noktada. Hı hı. Tabii akademisyenler bu kadar yayın ürettiği zaman market de ona göre şekillenmiş oluyor. Bizim gözlemlediğimiz en azından büyük kurumlarda olduğundan fazla seviyede mevcut ürünleri alıp biraz da özelleştirme yoluna gidiliyor. Bu da tabii o kadar %1'e girmiş yazılım sektöründe çalışan birçok insanın inovasyon yapmasını biraz engelliyor esasında. Bu noktalarda tabii birkaç şey yapılabilir. Bir tanesi hükümetimiz bu noktada belki yeni programlar oluşturulabilir. Bunlar startupları teşvik mahiyetli olabilir. Nitekim bir iki tane var biliyorsunuz. Bir diğeri de belki büyük kurumların artık yavaş yavaş inovasyon ve tek laboratuvarları konseptine gitmesi lazım. Ve continuous innovation denilen sürekli yenilemeyi, sürekli inovasyonu kurumlara getirmeleri gerekiyor. Çünkü artık markette rekabete dayanan avantaj dediğimiz o competitive advantage olayı artık sonlandı. Çünkü insanların davranış biçimleri değişti. Anlık bir takım datalara anında ihtiyaç hissediyoruz. Doğal olarak yeni şekillenecek ürünlerin, geliştirilecek sistemlerin, servislerin de bu şekilde olması gerekiyor. Siz buna ait bir inovasyon üretemezseniz doğal olarak oyunda biraz geri kalıyorsunuz. Fortune 500 dediğimiz firmaların 2000 yılındaki olanlarının %52'si artık o listede yoklar. Tek sebebinin de bu olduğu söyleniyor. Yani competitive advantage, yani rekabete dayalı stratejiye devam ettiler. Sürekli yenilik yapamadılar. Yeniliği yapan biliyorsunuz işte Uber gibi, Alibaba Express gibi, işte Google gibi, Apple hı hı. gibi firmalar şu an çok ciddi pay alıyorlar bu marketten. O 5 trilyon doların içinde baktığınız zaman sırf Apple'ın cirosunun 150 milyar dolardan fazla olduğunu biliyoruz yani. Kocaman bir rakam. Türkiye'nin kendi yazılım alanındaki miktarı bile bu kadar değil yani. Evet. Şimdi haliyle böyle bir sektör olunca gençlerin de kariyer fırsatlarında ileride istihdam açısından da yıldızı parlayan sektörlerden doğru, biri evet. oluyor. Yazılım sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Bu sektör hakikaten kolay mı, bu sektörde var olmak? Çok güzel bir soru. Aslında yazılım sektörünü düşündüğünüzde gerçekte olan mesleklerin tamamının bir sanal versiyonunun yazılım sektöründe olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii biz bunları kategorilere ayırıyoruz. İşte developer diyoruz, yani yazılım geliştirici diyoruz, testçi diyoruz. Geliştirme operasyondan sorumlu insanlar var. Yine operasyoncu dediğimiz başka roller var. Kullanıcı deneyimine ait yeni roller var. Bu gibi rolleri değerlendirdiğinizde bunlar ana başlıklar esasında. Her birinin kendi içinde de özelleştiği birçok başlık olabilir. Mesela veri mühendisliği dediğimiz özel bir alan var ki alt dalı belki 20-25'ten fazla alt dalı var sadece veri mühendisliğinin. Bu kadar alt dalını artık market talep ediyor. Çünkü yenilenen teknoloji trendlerinden muhtemelen konuşuruz. Yani trendlerin getirdiği çok yeni requirement'lar var. Yani bu requirement'ları sizin karşılayabilmeniz için... İhtiyaçlar diyelim mi? Evet, evet, ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları karşılayabilmeniz için doğal olarak yeni rollere ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi öncelikle benim tabii tavsiyem gençlere, özellikle üniversitede okuyan gençlere, öncelikle akademik taraflarını çok güçlü hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü belli bir dönem belki hani örnek vereyim yine computer science üzerinden, lineer cebir dediğimiz bir dersi sadece ders geçmek için değil, gerçekten öğrenmek için yapmaları gerekiyor. Çünkü yeni teknolojik trendlerin tamamının çekirdeğinde lineer cebir var. Yine tamamının çekirdeğinde istatistik gibi çok değeri az bilinen bir bilim var. İhtimal hesapları gibi önemli şeyler var. Bugün Amazon'un altında size önerilen ürünlere baktığınız zaman arkasında çok ciddi bir makine öğrenmeye dayalı öneri sistemi yatıyor. Bu öneri sisteminin arkasında çok kompleks algoritmalar var. Sizin bu algoritmaları anlamanız lazım ki benzerlerini üretebilirsiniz veya daha iyilerini üretebilirsiniz. Doğal olarak akademik taraflarını güçlendirmeleri gerekiyor gençlerin. Bir diğeri de rol noktasında belli bir alanda özelleşseler iyi ederler. Yani eğer yazılım geliştirici olmak istiyorlarsa yazılım geliştirme alanında kendilerini geliştirmeleri lazım. Dünyada yeni bir trend var şu an. T-shape dediğimiz, yani T şekli denilen bir trend. Genel hakkında çok detaylı bilgiye sahip olup belli bir alanda
gerçekten inanılmaz detaya hakim olması isteniyor. Birçok firmada benzer şeyler var. Bunların multidisipliner bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman işte dediğim gibi yazılım geliştirici alanında özelleşirseniz o alandaki o alt kategorilerin tamamına hükmetme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da sizin kariyeriniz için büyük olanaklar demek. Tabii ilk girişte mesela Amerika'dan yine örnek vereyim. Giriş yıllık maaşları 60-65 bin dolardan başlayabilir. 500 bin dolarlara kadar çıkabilir. Bu teknolojinin getirdiği enteresan bir meslek aslında. Yine aynı şekilde data scientistler dediğimiz veri bilimcileri de çok benzer rakamlara ulaşabiliyorlar. Kullanıcı deneyim uzmanları var yine. Bunlar da çok benzer rakamlara ulaşabiliyorlar. Gençler bence önce rollerini tanımlamalı ve bu roller üzerinde kendilerini ciddi manada akademik olarak güçlendirmeleri gerekiyor. Aslında önemli bir konu sizin değindiniz. Tek bir alanda uzmanlaşmış olmak değil, tabii ki. Kariyerlerini yönlendirdikleri yazılımı, veri yazılımcılığı mı, kullanıcı hizmetleri kısmında mı uzmanlaşacaklar ama genel anlamıyla tüm sektörlerden, istatistikten pazarlamaya ve genel anlamıyla sektörler hakkında da geniş tabanlı bir bilgiye doğru sahip olmaları gerekir ki hizmet verecekleri sektörler doğru tek bir sektör olmayacak. O konuda da çok haklısınız. Şimdi biraz da teknoloji trendleriyle ilerleyelim. Ne dersiniz? Olur. Gelecek teknolojilerinde neleri göreceğiz artık? Neler bizim dünyamızı şekillendirecek? Genel olarak baktığınızda dört ana kategori yine burada kendisini gösteriyor. Birincisi güvenlik, ikincisi bulut bilişim, yine veri mühendisliği çok önemli bir alan ve belki de mobil ve sosyal medya dediğimiz önemli bir alan daha var. Bunlardan belki ilk saydığım üçü çok daha kritik yer elde ediyor. Bulut bilişimin getireceği inanılmaz faydalar var. Hem KOBİ'lere hem de kurumlara ciddi avantajlar sunuyorlar. Yine güvenlik, biliyorsunuz Edward Snowden'in yayınladığı bir sürü problem var artık. Dünyada artık kabul edilmiş gerçekler var. Bu gerçekleri de değerlendirdiğinizde güvenlik ciddi bir problem. Bunun içinde privacy dediğimiz kişisel hakkın korunması ile alakalı bazı meseleler olduğu gibi gerçekten yakın zamanda yaşadığımız gibi belli ataklara karşı maruz kalınma durumları var. Yine aynı şekilde veri mühendisliği artık geleceğin dünyasının makineden makineye veya her şey nesnelerin interneti de deniliyor. Veya kendi cihazını getirip bring your own device denilen modelleri değerlendirdiğinizde inanılmaz fazla sayıda veri üretiliyor. Ve bu verilerin bir şekilde analizi gerekiyor. Bu analize göre kullanıcılara hizmetler sunmanız gerekiyor. Geleceğin dünyasında çok parlak şeyler var esasında. Bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Bir takım da problemler var doğurduğu. Dediğim gibi güvenlik ciddi bir problem. Özellikle siber güvenlik, yani siber saldırılar belki geleceğin saldırıları hani... Evet, soğuk savaşın... Soğuk savaşın belki en önemli kısmını siber saldırılar oluşturacak değil mi? Top tüfek değil de artık daha çok teknolojiye ve sistemleri çökertmeye, bu kişisel sistemlerden ziyade ülkelerin birçok enerjisinden tutun birçok, belki barajlarına kadar... En ana temel sistemlerin hepsi teknolojiyle yönetildiği için buradaki açıkların en iyi şekilde yazılımlarla da destekleniyor olması lazım. Önemli bir konuya değindiniz. Şimdi teknoloji dediğimiz zaman sadece teknolojinin gelişimi aynı zamanda sosyal adaleti de bir anlamda sağlıyor. Doğru. Şimdi tamam gelir eşitsizliğinden bahsediyoruz. Siz de firma olarak, ThoughtWorks olarak sosyal ve ekonomik adaleti sağlama adına yani elde ettiğiniz dataları bir anlamda insanlık adına da hizmet olarak sunuyorsunuz. Örneğin Afrika'da bir proje başlattınız. Biraz bunu bize anlatabilir misiniz? Doğru. Firma olarak biz almış olduğumuz revenue'nun %30'una yakınını genelde sosyal ve ekonomik adalet projelerine ayırma prensibini güdüyoruz. Bu anlamda birkaç tane proje örneği verebilirim esasında. Afrika'da bahsetmiş olduğunuz Rapid FDR diye bir projemiz var. Bu Afrika'da çok özellikle Orta Afrika'da biliyorsunuz kaybolan çocuklar oluyor. Bir takım oradaki klan savaşları dediğimiz yani kabile savaşları sebebiyle aileleri bir şekilde öldürülüyor veya çocuklar kaçırılıyor. Çocuk mafyası. Evet, aynı şekilde organ mafyalarına benzeri düşündüğünüzde. Biz bir proje geliştirdik. Bunu UNICEF'le beraber yaptık. Proje, enteresan bir bilgi vereyim yine. Afrika'da inanması zor insanlar ekmek bulamıyorlar bazen ama çoğunun cep telefonu var. Çünkü çok ayrık yerlerde yaşadıkları için iletişim önemli bir alan teşkil ediyor. İyi kötü bir cep telefonu oluyor genelde. Biz bu bilgiye dayanarak bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında siz bir çocuğun fotoğrafını çekiyorsunuz, kaybolan çocuğu sisteme yüklüyorsunuz diyelim. O çocuğun herhangi bir yerde bir fotoğrafı çekildiği zaman sistem onu ne kadar yaş farkı olsa da benzeştirebiliyor, match edebiliyor. Ve diyor ki bu çocuk şu çocukla eşdeğer diyor.
ve ilgili insanlara, ilgili kontak bilgilerine haber gönderiyor. Yine OpenMRS dediğimiz dünyanın en büyük ikinci açık kaynak kodlu yazılımını geliştirdik. 5000'in üzerinde developer çalıştı burada, yazılım geliştirici çalıştı. Bu projede yaptığımız şey ise işte yine böyle Orta Afrika gibi, Çin'in bazı bölgeleri, Hindistan'ın bazı bölgeleri gibi böyle özellikle ekonomik adaletin tam uygulanmadığı yerler diyelim. Buralarda hastaneler var, yıllık geliri 50 bin, 60 bin dolar gibi. Bunların 2-3 milyon dolara bir otomasyon yazılımı satın alması mümkün değil. Biz tamamen ücretsiz bir şekilde böyle bir yazılım geliştirdik. Onlara gidiyoruz, 2-3 ay içinde bu kurulumu gerçekleştirip elemanlarını yetiştiriyoruz. Yani laboratuvardaki kayıtlardan tutun da kayıt girişe kadar veya reçete yazılmasına kadar bütün fonksiyoneliteyi yine kavur ediyor. Bir diğer projemiz de belki büyüklerden Gmail alternatif bir projemiz var şu an. Aktif bir şekilde 2 yıldır çalışıyoruz. Pixelated dediğimiz bir proje. Burada da bir numaralı hedef güvenlik ve kişisel hakların korunması. Gmail'in bugün herkes mailin detaylarını okuduğunu biliyor. Biz bunu engelleyici bir güvenlik modeli ürettik. Ve bu modelin diğer e-mail sağlayıcılarla da çalışabileceği bir çalışma mekanizması ürettik diyelim. İlgilenenler için tabii Pixelated projesinin detaylı sayfasından bakabilirler. Bunları değerlendirdiğiniz zaman bunlar ciddi yatırımlar. Yani şöyle değerlendirin. Biz 3500-4000'e yakın elemanımız var ve bu elemanlarımız gerçekten oldukça yüksek kalitede değer üretiyorlar. Bu üretilen değerlerde insanları bir proje kapsamında kullandığınız zaman o bir bütçe demek. Evet. Ve biz 2 yıldır bu bütçeyi bu Pixelated projesine ayırıyoruz. OpenMRS 7 yıldan fazladır devam ettiğimiz bir proje gibi yani. Peki ilerleyen dönemlerde, şimdi siz Chicago merkezli bir firmasınız. Evet. Türkiye'de belki Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgelerinde kadınların daha çok iş hayatına sokma bazı çalışmalarınız olacak mı? Belki de çocuklara eğitim sistemine yönelik. Evet, ThoughtWorks disruptive dediğimiz biraz böyle ortalığı hiç düşünülmeyen şekilde sorular sorarak kızıştıran bir firma esasında. Doğal olarak bizim bu sene Türkiye'ye girdiğimiz 2. yılımız. Doğal olarak bizim 2017 planları içinde şu an yine %30'a yakın özellikle doğu tarafında, ülkemizin doğu tarafında değerlendirdiğimiz projeler var. Şu an için fokus olduğumuz, odaklandığımız 2 ana konumuz var. Birisi kadın Türkiye'de. Kadınların gerektiği değerin verilmediğini düşünüyoruz ülkemizde. Bir diğeri de doğu tarafında olan eğitim problemleri. Bunlarla ilgili birkaç tane projemiz var. Bir tanesi orada özellikle biliyorsunuz saldırılardan dolayı vesaire hem öğretmen tutmak ciddi manada zor hem de fiziksel olarak lokasyon tutması oldukça zor. İnternet altyapısında çok geliştiğini söyleyemeyiz. Bununla ilgili çok değişik mobil bir eğitim modeli sunacağız. Bu biraz sürpriz olacak tabii insanlara. Bir diğeri de kadınlarla alakalı onların sosyal sistemde daha fazla söz hakkına sahip olmalarıyla alakalı. Zaten bu sene içinde 2 tane bir hackathonumuz oldu. Bir de back to work dediğimiz bir özellikle işten ayrılmış bayanların tekrar iş hayatına kazandırılmasıyla alakalı. Tabi bunların çoğu IT fokuslu projeler. Bunların devamı da gelecek. Ve son olarak küçük ve orta boy işletmeleri de sormak istiyorum. Özellikle Türkiye ekonomisinin %98'inden fazla pay alan KOBİ'ler. Ne diyorsunuz? KOBİ'lerin teknolojiyle şimdi finansal okuryazarlık diyoruz da, evet. Teknoloji okuryazarlığı nasıl? KOBİ'lerin daha teknolojiye, yazılıma bakışı nasıl oluyor? Yoksa sistemin bozulduğunda çağırın bir bilgisayarcı yapar gitsin. Evet. Hala o zihniyet var mı? O zihniyet yok demek zor tabii. Hani bazı firmalar için, yani belli bir yüzdeye ait firmalar için bu söylem hala geçerli. Ama güzel tarafı Türkiye millet olarak teknolojiye çok yatkın bir millet. Doğal olarak böyle ilk yeni gelen şeyleri denemeye çok meyilli. KOBİ'lerde bunu henüz çok yüksek seviyelerde görmüyoruz. Ama bulut bilişimin ben çok ciddi fayda sağlayacağına inanıyorum. Özellikle yüksek maliyetli olan operasyonel giderlerin bulut bilişim sayesinde çok az bir seviyeye gelmesi söz konusu. Bu konuda da çok ciddi yatırımlar var. Amazon biliyorsunuz Türkiye'ye geliyor. Microsoft uzun süredir Türkiye'de. IBM'in bu konuda çok ciddi inisiyatifleri var. Değerlendirdiğiniz zaman bu büyük providerlardan, bu büyük sağlayıcılardan KOBİ'lerin çok cüzi maliyetlere dünyadaki benzer diğer firmalarla aynı teknoloji kullanma imkanı var. Ve bunu çok cüzi maliyetlerle yapabilirler. Bulut bilişimin en büyük avantajlarından bir tanesi istediğiniz zaman
size istediğiniz kadar altyapı hizmetini sağlayabilmesi ve istemediğiniz zaman da bunların tamamından kurtulabiliyorsunuz anlık olarak. Bu dinamizmi size sağlıyor. Bu da çok güzel bir yatırım modeli esasında KOBİ'lere sunuyor. Çok cüzi maliyetlerle çok büyük teknolojiler üretme imkanına sahipler. Yine güvenlik noktasında da bu destekleyiciler, bu sağlayıcılar bu güvenliği de size garantilediği için birçok noktada esasında KOBİ'lerin korunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda daha alacak çok yolumuz var, evet, diyorsunuz. Haliyle pazardan aldığımız 5 trilyon doların içerisinde 2 milyar dolar maalesef olduğu düşünülürse daha henüz bebek adımlarla ilerliyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde açıklanacak olan strateji belgesi de yazılım sektörünün Türkiye'de önünü açacaktır diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ve bir gündem teknolojinin burada sonuna geliyoruz. Bugün ThoughtWorks Türkiye Ülke Müdürü İsa Göksu bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından Emlak Analiz'de Ali Çağatay sizlerle birlikte olacak.